Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz nedir? Sahibinden get ilanları, get alışverişi neden önermiyorum? Sahibinden get'i neden önermiyorum? Bu neden önermiyorum başlığında bir bildiğin seriye başladık. Bunun farklı markalarla olanları da gelecek. İlk neyle başlamıştık? Huawei MateBook. Yo Apple neden önermiyorumla başlamıştık. Sonra Huawei MateBook alınır mı? Devam etmiştik. Şimdi sahibinden get ilanlardan bahsedelim çok iyi anları olan vardır mutlaka getle alışveriş yapanlar vardır ki görüyorum facebook grubumuzda görüyorum 40 bin kişilik Türkiye'nin sayılı gruplarından birinin yöneticisi olarak görüyorum ama ben ilk çıktığı günden beri güvenmiyorum da get ilanla herhangi bir satış kesinlikle de yapmıyorum Al, almak olsa zaten sıkıntı yok. Geleceğim onlardan bahsedeceğim zaten ki ilk madde alıcıyı koruyan bir sistem. Tamamen alıcıyı koruyor. Böyle bir sıkıntısı var. O yüzden kesinlikle ben get ilan satmıyorum. Videonun devamında da örnekleriyle anlatacağım. Çünkü satıcıyı mağdur ediyor. Bu sistemde satıcı mağdur oluyor. Eğer alıcı kötü niyetliyse. Ha, nasıl örnekler var? Ekrana mesela bir iki tane basayım onları okudum. Güzel bir iki tane örnek aldım ve Facebook grupları da forumlar da ne bileyim işte şikayet var da bunlarla dolu. Get şikayet sahibinden get şikayet yazın internete enterlayın bakın. Binlerce şey çıkıyor. iki tane örnek ekrana size basayım mesela. Gerçekten yani tamam bun bunları yazanlar da tamamen hayal ürünü olabilir, yalan olabilir, fasafüsü olabilir ama Düşündüğünüzde sistem size bunları yapmaya izin veriyor. Sorun zaten burada. Yani gerçek olması değil dert. Gerçek olabilme ihtimalinin olması zaten sorun. Çünkü normalde internet alışverişin raconu nedir? Alıcı parayı yollar, satıcı ürünü yollar. Yani önce para bir EFT yapılır, hesaba geçer, ondan sonra kargo çıkılır. Yani salak bir şey var. Videonun tam konusu değil ama geri gelmişken bahsedeyim. Neymiş işte kargoluyorsun paketliyorsun postanede kargocudayken işte Fotoğraf atıyorsun da o sana EFT yapıyor veya işte sen Yolluyorsun o fotoğrafını çekiyorsun bak yolladım diye o EJ6572 bilmem ne o takip kodunu Sana parayı yolluyor ulan yani ben zaten eğer O sırada durabiliyorsam Hiç denemedim ama herkes diyor ki Eğer kargoya verirseniz ve o sırada vazgeçersiniz kargo verildi fiş kesildi o sırada hemen geri alabilirsiniz bunu diyorlar ben hiç denemedim Eğer onu geri alabiliyorsan sen parayı o sırada ben sana fotoğrafı yollarım parayı alırım tekrardan zaten geri alırım Bu salaklığa niye giriyoruz Eğer Geri alamıyorsam, orada baya baya önünde duran adamın önünde duran o kargosunu geri alamıyorsa Ben yollamaktan vazgeçtim diye e, o zaman da Parayı sen yollamayabilirsin alıcı olarak değil mi? O salaklık da bana aşırı salaklık geliyor. Yani neymiş de kargo postaneye git fotoğrafı da at, o zamanı nasıl saray para yatacağım. Hayır. Çarşamba günü kargo çıkacaksa maga salı günü bana para yollanır ya da işte sabah erkenden yollayacak ki aynı gün. Ben öğlene akşama kadar kargoyu vereyim. İnternette alışverişin raconu budur. Gette nasıl işliyor olaylar? Birazcık getten bahsedeyim. Bu video patara fütere girdik ama belki de getin nasıl çalıştığını da bilmiyorsunuz. Hemen kısaca bir özetleyeyim. Ortada sahibinden var. Bir tarafta alıcı var. Bir tarafta satıcı var. Satıcı ürünü sahibinden listeliyor. Bakın benim böyle bir ürünüm var diye. Ve sahibinden yüzdeli komisyon veriyor. Atıyorum kategorilere göre değişiyor. Şu anki güncel oranları siz bakın. Atıyorum işte 100 liralık üründe kategorisine göre 10 lira sahibinden ben senden alacağım diyor. Tamam yani sen 100 liraya koyuyorsun ama 90 lira cebine girecek. Ürünü koyuyorsun. Alıcı karar veriyor. Tamam ben bunu alacağım diyor. Parayı yolluyor. Ama sahibinden ne yolluyor? Sahibinin havuzunda kalıyor para. Satıcı birisi ürünü aldı diye alıyor kargoya veriyor. Kargo takip numarasını sahibinden ne bildiriyor? Sonra sahibinden kargoyu alıcının alıp almadığına ta takip ediyor, bakıyor. Alıcı kargoyu teslim alıyor, sisteme de teslim edildi, giriyor ya. O sırada işte belli bir gün var. O süre zarfında, gününü hatırlamadığımdan tam bir süre vermeyeyim size. O süre zarfında alıcı onayladı, para hop sahibinden havuzundan satıcıya geçiyor. Şimdi burada her şey çok güzel gibi gözüküyor ama sorun şu. Bir, birinci ihtimalden bahsediyorum. Satıcı saltalık yolladı ve takip numarası falan filan her şeyde sistemde de alıcı ulaştı gözüküyor. Alıcı mağdur kaldı. Birinci senaryo bu ama sorun şu ki sahibinden buna izin vermiyor işte. Ama neye izin veriyor onu anlatayım. Alıcının eline atıyorum 2080 sattım ben ekran kartı sattım. Eki, 2080 sattım ben 5000 liraya. Salla. Kargo takip numarası falan filan ulaştı alıcı da onayını verdi derken alıcı diyor ki bana 40 geldi. Ya da direkt diyor ki bana 1060 yolladı. Hop ne oluyor? Diyor ki aynı ürün hop alıyorsun geri yolluyorsun satıcıya. Şimdi burada iki durum var. Şimdi birincisi alıcı almaktan vazgeçti aynı ürünü sana geri yolladı. İkincisi alıcı senin ürünü bozdu geri yolladı. Hatta bunu alt kategorilere ayır. Senin ürünü başka bir ürüne değiştir veya senin ürünün içerisinden bir şey aldı öyle geri yolladı. Bu noktada da sahibinden baya baya böyle size kitliyor. Satıcı olarak burada mağdur oluyorsun. Çünkü bütün sistemin yürürlüğü alıcının aldığına dair sorunsuz teslim aldığı mükemmel her şeyi mükemmel olduğuna çalıştığına dair her şeyi mükemmel olduğuna dair onar vermesinde yatıyor. O onay verilmezse tamamen satıcı mağdur. Bunun çözümü yok. E bu sistem 2011'de mi ne falan çıktı. Hala aynı sıkıntılar hala aynı postlar internete Facebook'a açılıyor. Forumlarda hala açılıyor. Şikayet var da hala açılıyor. Demek ki bunun çözümü olmamış. Ben de işte o günden beri o yüzden kesinlikle asla ve katiyen ki zaten bir de para alıyorlar benden. Hiçbir ürünümü getle satmıyorum aga. Kaç tane böyle 980'de ben 1080'imi şehir dışına sattım. Birini Rize'ye sattım diğerini hatırlamıyorum. Bursa mıydı neydi? Get kesinlikle açmam dedim. Get açmadığım için tabii ki de direkt dolandırıcı yaftası yiyorsunuz. ele bazı salak bir Facebook grupları var. Get açmazsan dolandırıcısındır diye böyle cümleleri var. Direkt patrakütür onu böyle yaftalıyor. Hayır aga sistem beni dolandırılmaya itiyorsa o zaman ben tabii ki de get açmam. Bana ne, internetten alışverişin 100 yıllardır ki internet zaten 30 senelik bir şey. Raconu eğer önce para sonra ürünse ben de önce para sonra ürün satmak istiyorum. Öyle salak salak beni mağdur edecek sistemlere girmek istemiyorum. Ha ama neymiş? Bakın burada da açık var. Bir iddiaya göre yolladığın ürünü kanıtlayabilirsen olay çözülme ihtimali varmış da çözülme ihtimali var yani bunu da aynen bu şekilde okudum yani. Eğer ürünü doğru yolladığınızı kanıtlarsanız bir sorun çıkmıyor. Sizin satıcı olarak mağdur olmuyorsunuz. Alıcı da alıcının parası size geçiyor falan filan yani. O tarz bir varsayımda bulunulmuş. Bu yaşandığı da söylenilmemiş. Böyle yapsaydınız böyle olurdu diye bir forumda yazı gördüm. O noktada da yine bir açık daha bulayım size. Ben de şimdi iki tane 2080 var. Biri bozuk. Hem de elektrik yani elektronik bir ürün sonuçta yani dışarısından mükemmel bütün fan yaprakları yerinde durabilir. Bir tane toz tanesi olmayabilir. Elektronik olarak bozuk olabilir. Herhangi bir ürün. Ben onun paketini çekerim. Kargoya veririm. Sonra adam işte bozuklar geri yollar. Tekrardan derim ki al buyurun bu video var. Benim ürünüm işte şöyle mükemmel böyle mükemmel falan. Veyahut tabi burada elektriksel şey olduğunda önce bir çalıştığını da kanıtlaman gerekiyor. Yani çalıştığın videosunu falan da atman gerekiyor. Çok güzel örnek olmamış. Şu an fark ettim. Şimdi şuna çevireceğim hikayeyi. O 2080 koydum. Videoyu çektim. Kargo şubesinde falan. Hop bir tane daha kargom vardı. Onun içerisinde 1060 vardı. 1060'ı kargoladım ya. Bu kadar basit yani. 2080 ve 1060 iki tane koliyle gittim ben oraya. Videoyu 2080 olanını çektim. 1060'ı yolladım ama. Şimdi eğer ben böyle de kanıtlayabiliyorsam da al sana o zaman eğer madem bu senaryo işliyorsa o zaman da hop, satıcı dolandırabilir. Yine bir çözüm değil. Bunun kesin kes çözümü ne olur? Kesinlikle asla gerçekleşmeyecek bir hikaye. O para havuzunun yanında bir de ürün havuzu olur. Ürün o havuza gider. O havuzda test edilir. Baya normal. Sonra hop ürün alıcıya, para satıcıya yollanır da bununla da kimse uğraşamaz böyle bir şey de asla gerçekleşmez. He ben yaparım diyorsanız buyurun güzel girişimci fikri işte. İnternetten %100 ne denir güvenli alışveriş diyemedim neden diyemedim çünkü ortadaki firmaya güvenmen gerekiyor bu zaman bu seferde o yüzden racona uyun böyle kısa bir video çekmek istedim getle ilgili kendi düşüncelerimi belirtmek istedim bu video işinize yaradıysa kafanızda bir şeyler oluşturduysa ben sadece olumsuz yönlerinden bahsettim ki yani burada da küçük bir parantez açayım bence bununla ilgili hiçbir olumlu yön yok ne yani bir apple videosunda huawei videosunda falan söyledim ya yani artı yönler var farklı video konuları ama yani bu videoda onu söyleyemiyorum bence burada hiç artı bir yön yok. Ama yine de kafanızda bir şeyler oluşturduysa böyle bir yardım ettiyse bir beğen butonuna basın ki bana destek olsun, kanala destek olsun. Getle ilgili benim yakalayamadığım bir bakış açınız varsa aşağı yorum olarak yazın. Tartışalım uslubuyla. Bir sonraki görüşmek üzere, hoşçakalın.